En iyi öğrenme yolu öğretirken öğrenmedir. Eğitimde vazgeçilmez bir metottur. Dünyada hiçbir zaman, hiçbir ilim dalında bu esasdan vazgeçilmemiş, bu esas göz ardı edilmemiştir. Öğretirken öğrenme, işi işin içinde öğrenme, olmazsa olmaz bir yöntemdir. Öğrenmenin yöntemidir. Öbür türlüsü teorik olur. Teoriler her zaman gerçeği temas etmeyebilir, gerçeği ifade etmeyebilirler. Ama işin içinde iş öğrenilirken gerçekten uzak kalamazsın. Çünkü işin kendisi gerçek ve boyuna kadar o gerçeğin içindesin. Nasıl ihmal edeceksin ki? Nasıl dışında kalacaksın ki? Yine de göremediğin, fark edemediğin yanı olabilir. İşte istişare ile başkalarının, başka akıllıların akıllarından yararlanmak suretiyle insan kendi aklını tezyid eder, artırır, ziyadeleştirir. Yoksa akıl dükkanda falan satılmıyor. Yani al giden gideyim de 50 direm alın gelin de koyun filan, benzin gibi değil bu iş. Akıllar herkesin var. Az, çok, miligram, kilogram, ton, her neyse. Fark edeceksin kimde ne kadar var. Evet, ondaki aklı alıp kendi aklına, yani onu akılsız bırakma anlamına değil. Filandan akıl alırsan o akılsız kalmaz. Onunki hiç eksilmez yani. Seninki artar, onunki eksilmez. O da senden akıl alırsa seninki de eksilmez, onunki de artar. Yani akıl öyle bir şey. Hiç akıl almanın o bakımdan hiç ayıp yanı yok. Kaybettirici yanı da yok. İnsan akıl almak suretiyle hiç zarar etmez efendim. Hiç zararı yok. Garanti yani. Kârı garanti bir ticaret bu. Akıl almak. Akıl almak kârı garanti bir ticaret.